Ahmet Ahmedov 5 yıldır köyünü görmemişti. Babası artık zor yürüyordu, annesini özlemişti. Hacer teyze Ayşe nine Halit gözünde tutuyordu. Köyü 3000 metre yükseklikteydi. Mohaçkale'den baş döndürücü bir yola girilir, 4 saatte gidilirdi. Orada dünyanın en sert mizaçlı, en yumuşak yürekli insanları yaşardı. Dağlara benzerlerdi. Kartal gözleriyle binlerce metre yüksekten aşağı bakarlardı. Onlar sayfalar dolusu sözü bir cümleye sığdırırlardı. Hayhi'de kalbimizi bıraktık. Binlerce yıl geriye gittik, bugüne baktık. Bir dağ köyünde hiç unutamayacağımız bir şölen yaşadık. Aynı kökten gelen insanlarla sımsıkı kucaklaştık. Ahmet akrabalarını, ailesini, arkadaşlarını özlemişti. Rusya devlet sanatçısıydı. Dünyada az bulunur 4 oktavlık bir sesi vardı. Şarkı söylemeye Hayhi'nin tepelerinde başlamıştı. Zengin bir folklorun içine doğmuştu. Tüm anılarını güzelim türkülerin, dağ oyunlarının renkleri doldurmuştu. Ahmet Hasan Hüseyin, Ahmet'in kız kardeşi Laura bir akşam üzeri Mohaçkale'den yola çıktı. Ben çok heyecanlıydım ama Ahmet bir kavuşmanın arifesindeydi. Duyguları dağların zirvesindeydi. Gece düşerken köyün girişine vardık. Battal'ın çeşmesinde durmak zorundaydık. Büyüklerimizi onların hatırı için, yani burada bir adet var, böyle çıkıp birer 100 gram vodka içerler. Ondan sonra yolu devam ederler. Hayhi, sarp yamaçların ortasında, dağların arasında saklı bir köy. Mayıs ayında bile yer yer kara rastlıyoruz. Dar virajlı yollardan Hayhi'ye varıyoruz. Orada bizi bekliyorlar. Meydanda karşılanıyoruz. Köy muhtarı Halit'ten birkaç kelime Türkçe duyuyoruz. Salam, salam. Salam. Merhaba dostum. İkinci Dünya Savaşı'na bu yöreden verilen şehitler için dikilmiş anıtın yanında köye ilk selamımızı veriyoruz. Müla! Sonunda annesine kavuşuyor. Eve gelen yabancılar kamera ışıkları umurlarında değil. Uzun zaman ayrılmıyorlar. Hoş geldin. Saltanat Hanım, Musa Baba ve Musa Bebek. Evde bayram havası var. Uzun zaman görmedikleri oğulları ve baba, iki yabancı. Kameraman Ali Kiremitçi ve ben Dağıstan'da bir köy evine dalıyoruz. Ve sanki biz yıllardır orada yaşıyoruz. Hiç yadırganmıyoruz, hiç yadırganmıyoruz. Bir akrabamızın evine gelmişiz duygusuna kapılıyoruz. Gece uzun olacak. Dağıstan'ın en heybetli tepelerinden birinde, gökyüzüne çok yakın bir köy evinde, yürekten yüreğe bir sohbet yapılacak. Ahmet'in babasıyla saatler geçiriyoruz.
Burada önce aile gelir. İnsanlar çağın gerisinde değildir. Ama örf ve adetlere sımsıkı sarılırlar. Köy halkı eğitimlidir. Mesela biz 6 kardeşiz ve babasız büyüdük. Hepimiz çok iyi üniversiteleri bitirdik. 2 kardeşim doktor. Biz okumanın aydınlık, cehaletin ise karanlık demek olduğunu iyi biliriz. Bu devlet politikası. Herkes kendini eğitmek ihtiyacını hissederek yetişti. Görüyorsun, her yanda toprak az. Belki o yüzden herkes okudu, eğitim aldı ve dış ülkelere gitti. Ama siz mesela okudunuz, sonra geri döndünüz buraya. Evet, döndük. Memleket her şey demek. Sovyetler kurulduktan sonra çok göç oldu. Yurtsuz, ocaksız kalanlar oldu. Ama biz ata toprağımızı hiç terk etmedik. Kimse bize dokunamadı. Burası kutsaldır. Benim köyümdür. İyi de olsa, kötü de olsa o benimdir. Atalarımındır, çocuklarımındır. Ahmet evinde küçük bir çocuk gibiydi. Hayhi'nin tepelerini, çiçeklerini, kuşlarını özlemişti. Küçükken balkona çıkıp kuşları ıslık çalarak taklit ederdi. Bütün ötücü kuşları çok severdi. Mesela kırlangıçlara yuva kurmak için camı açardı. Sıra dışı bir çocuktu. Kalabalığı sevmeyen bir çocuk. Annesiyle beraber her işe koşardı. Saltanat Hanım ekmek yaparken ona bakardı. Türküler dolaşırdı Hayhi'nin her yanına. Ahmet her zaman şarkı söylerdi. Kitap okumayı çok severdi. Ve sen de çok meşguldün ama Saltanat, değil mi? Çünkü sen öğretmendin. Ben galiba çok gençtim. Çocuklarımı bile nasıl büyüttüğümü hatırlamıyorum. Okul müdürüydüm. Hep binlerce çocuğum varmış gibi hissettim. 49 yıl emek verdim. Birkaç nesil eğittim. Kursa üniversitede konuşalım. Dağıstan Üniversitesi 2. sınıfta okuyordu. Birden karar değiştirmiş, şarkıcı oldu çıktı. Biz onu ciddi ciddi üniversite okur sanırken, meğer o konservatuvara girmiş. Babam çok güzel akardiyon, garmon çalardı. Annem böyle tef çalardı. Ve böyle bir yarışmaya ben katılmıştım. Yarışmada birinci kazandım yani. Birinci kazandım ve devlet bunu tespit ediyor. Hoca, jüri başkanı olan şan bölümü, aynı zamanda şan bölümü, konservatuvarda şan bölümü hocası olan Matyushin Anna Kuzmin işte beni sınavsız kendi sınıfına alıyor. Halbuki konservatuvara girmek çok büyük bir olaydı. Yani ben bir köy çocuk olarak konservatuvara girmek hayal bile edemezdim. Hayhi'den bir yetenek Moskova Devlet Konservatuvarı Şam bölümüne girebilmişti. Kısa zamanda adı duyulacak, ödüller alacaktı. Doğu'nun altın sesi unvanı onun oldu.